değerli izleyenler. Şimdi ne yapmalı programımızın yeni bir bölümüyle bugün de karşınızdayız. Bugün evli çiftlere öneriler sunacağız. Evlilik öncesinden başlayacağız. Evlilik kararı verilirken nelere dikkat edilmeli diyeceğiz. Evlilikte mutsuzluğa yol açan hatalı davranışları, hatalı eş seçimlerini detaylandıracağız. Aynı zamanda da mutlu evliliğin formüllerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Değerli konuğumuzla birlikte uzman psikolog Hümeyra Ergül hanımefendi stüdyomuzda. Şimdi ne yapmalı başlıyor. Eşinizin zor bir kişiliği mi var? Sık ve uzun süreli küslükler mi yaşıyorsunuz? Peki huzurlu bir evlilik için ne yapmalı? Evlilikte tartışmaları önleyecek tedbirler nelerdir? Uzman psikolog Hümeyra Ergül'le evli çiftlere önemli uyarı ve tavsiyeler sunuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Hümeyra Hanımcığım, hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Nasılsınız görüşmeyeli? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Siz de iyisiniz. Hamdolsun. Güzel bir konu konuşacağız bugün. Çok da sıkıntılar var evlilik süreciyle ilgili. Bize de pek çok soru geliyor. Hani biz de dedik ki detaylıca ele alalım. Evlilik öncesinden başlayalım. Farklı başlıklar altında sorunları ve çözüm yollarını detaylandıralım dedik. Şimdi eş seçiminden, evlilik kararından başlayalım dilerseniz. Şimdi tabii duygusal süreçler de işin içine girdiği için böyle isabetli analizler yapmak, değerlendirmeler yapmak zor olabiliyor. Peki nelere dikkat etmek lazım? Yani karşımızda evlenmeyi düşündüğümüz kişinin doğru bir aday olup olmadığını nasıl anlamalıyız? Bir uzman gözüyle tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi yeni biriyle tanıştığımız zaman eğer zaten duygular devredeyse birçok şeyi gözden kaçırıyoruz. Evet. Hele de aşık olduysak, tabii bu çok iyi bir alternatif. Fakat bazı şeyler hani aşk bittikten sonra görmeye kalıyor. Hı hı. O yüzden özellikle de evlilikten bahsediyorsak hani tanıma süreci daha kısaysa işte tanıştırılma usullerinde mesela hani o süreçler daha hızlı işliyor. Aileler devrede oluyor. Normal işte çıkma süreçlerinde de aslında yine aynı şey geçerli. Çünkü bu sefer de hani duygular az önce söylediğim gibi çok devrede olduğundan kişi karşısındakinin aslında özelliklerini hiç de baştan sorgulamamış oluyor. Çünkü o sevgiye, güvene dayalı devam ediyor. Medaim Hoca'nın derlemiş olduğu 5 unsur yaklaşımı var. Ben de evlilik öncesi danışmanlıkta çokça kullanıyorum. İlk olarak hatta şu an ekran başında seyircilerimiz eğer böyle bir durumu olan varsa yapabilirler. Önlerine bir kağıt kalem alıp değerlendirebilirler. Hem kendilerini hem de eş adayını. Güzellik. Bir numaralı unsurumuz güzellik. İlk zaten hani göze çarpan şey değil mi? İşte bir boyuna posuna bakıyoruz. İşte erkekse işte daha çok böyle hani yüzüne, saçlarına, işte karizmatik mi buna bakıyoruz. Kadınlarda güzellik aranıyor. Şimdi öncelikle kişi kendisine bir puan vermeli. 10 üzerinden. Gerçekçi bir yani hani kişi tabii öznelliğinden sıyrılması çok mümkün değil ama ne kadar gerçekçi olabilirse 10 üzerinden ben kendime kaç puan veririm? 6 veririm. Peki mevcut eş adayına kaç veririm? 7 veririm ya da 5 veririm. Ardından çoklu zeka. Çoklu zeka ne demek? Matematiksel zeka, IQ dediğimiz hani bunu hepimiz biliyoruz. Zaten bu biraz da hani yaptığı iş, tahsili her açıdan kendini gösteren bir şey. Problem çözme becerisi de matematiksel zekayı gösterir. Bir de duygusal zeka, kendi duygularını tanıma ve karşısındakinin duygularını tanıma. Bir de sosyal zeka dediğimiz var. Çoklu zekadan kastımız bu üç zekayı da bir arada değerlendirebilmek. Sosyal zekada sosyal hayatta sosyal ilişkileri anlamak, ilişki kurabilmeyi içeriyor. Buna da bir puan veriyoruz. Benimkiler kaç, onunki kaç? Ardından kişilik ve karakter özellikleri. Karakter özellikleri dediğimiz zaman aslında çok şey giriyor işin içine. Hani ilk başta gözümüze çarpan şeyler her nelerse onlar üzerinden gidebiliriz. Oldukça fazla hani burada saymak çok mümkün olmayacağı için yine Medaim Hoca'nın Desti İzdivaç kitabında, evlilik öncesini anlattığı kitabında bu 28 özelliği 35 tane çiftle yaptığımız görüşmede yazdık. Bu 28 özelliği yazdık. Onlar üzerinden değerlendirme yapılabilir. Kıskançlık sayılabilir mesela. Kişilik özelliklerinden, işte dışa dönüklük, içe dönüklük, enerji mesela bazı insan çok enerjik oluyor, bazı insan da oldukça durağan oluyor. Bunların hepsinin karşılaştırması yapılıp bu şekilde bir analiz yapılabilir.
Dördüncü olarak sosyal kimlik. Sosyal kimlik dediğimiz zaman da aslında işin içine dünya görüşünüz giriyor, hayata bakışınız giriyor. Bunun uyumlu olması, hani bazı şeylerde farklılıklar olabilir. Ruh ikizini bulmak diye bir şey zaten mümkün değil. Öyle bir şeyin de olduğunu da düşünmüyorum. Benzerliklerin olmasının iyi olduğu şeyler var, farklılıkların olmasının iyi olduğu şeyler var. Sosyal kimlikte biz benzerliklerin iyi olduğunu savunuyoruz. Çünkü ya bunu kabul edeceksiniz, benzerlik yoksa bir dizi problemle karşılaşacaksınız. Bunu baştan kabul etmek ve göğüslemek gerekiyor. Beşinci olarak da evlilik felsefesi. Benim en önemsediğim şeylerden biri bu. Yakınlık, uzaklık beklentisi nedir evlilikte? Şimdi neyi kastediyoruz? Bu bir spektrum. Şimdi bazı çiftler der ki her şeyi birlikte yapacağız. Evlendikten sonra arkadaşlarımız ortak olacak, birlikte görüşmelere gideceğiz. İşte sosyal yaşamda yapacağımız aktiviteleri birlikte yapacağız. Alışverişe birlikte gideceğiz. Ailelerle alışveriş. Şey. Hatta ben diyeti tek başına yapmayan eş gördüm. Yani erkek bayağı göbekli, eşi diyor ki yani hani şey diyet yapmanı istiyorum. Diyor ki birlikte yapacağız. Yani hani burada bile birlikte yapma beklentisi olabiliyor kişilerde. Doktora gitmiyor mesela hani birlikte gidelim. Sen randevu alır götürürsen giderim. Hani aslında bu kişilerin hani herhangi bir sosyalleşme sorunları yok. Birlikte yapmayı istediği için. Bazı insanlar da diyor ki ya evlendiysek her şeyi birlikte yapacağız demek değil. Zamanın bir kısmını seninle geçireceğim ama geri kalan hayatımı olduğu gibi sürdüreceğim. Diyelim ki şöyle diyelim. Birlikte zaman geçirmeye %20, bireysel zamanı %80 diyenler bir uçta olsa, her şeyi birlikte yapacağız, %90'ını, %95'ini birlikte yaşayacağız diyenler bir uçta olsa, kendinizi hangi aralıkta buluyorsunuz? Tabii bunun karşılıklı uyuşması lazım. İki kişi de aynı fikirdeyse hiç sorun yok. Evet. İki tane akademisyen. Eve geldikleri zaman ikisi de kendi köşesine çekiliyor. Okumalarını yapıyorlar, sorularını hazırlıyorlar, çocuklara hazırlıyor. Bunda bir problem yok ama biri akademisyen, biri ev hanımı veya tersi. Mesela kadın doktor sürekli olarak nöbette, acilde sürekli çalışıyor. Ama erkek işte 8-5 çalıştığı bir işi var. Burada ilişkiler bayağı bir yıpranmaya başlıyor. Evet. Bunun baştan konuşulması ve olası problemlerin baştan hani neler olabilir bunun anlaşılması. Ve tolere edilip edilemeyeceği de. Ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor galiba bunların. Çok çok önemli kriterler sundunuz. Kesinlikle. Beklentileri belli bir düzeyde ve gerçekçi bir düzeyde tutmak lazım o zaman. Yani güzellikten başladığınız o bütün 5 madde hep bunu bana anlattı. Yani anladığım kadarıyla bunu görüyorum. Kesinlikle. Yani mesela kendi güzelliğine işte 6 puan veren biri 10 puan bir güzellik beklememeli. Ya da kendi sosyal ilişkilerine işte 5 puan veren biri 10 puanda bir sosyal ilişki becerisi beklememeli gibi kendisini iyi tanıması gerekiyor o zaman evlenecek adayların ve karşısındaki kişiyi de gerçekçi bir şekilde analiz etmesi gerekiyor. Yani bu çok ıskalanan bir şey ama ne yazık ki evlilik süreçlerinde. Kesinlikle. Çünkü evlilikte hani maddi durum önemli değil mi? Tabii. Kızlar hani işte rahat edeceğim, çalışmak zorunda olmayacağım, çalışmasam da rahat, konforlu bir yaşam süreceğim bir eş adayı gelsin diye bir beklenti olabiliyor. Evet. Fakat bize mutluluk araştırmaları gösteriyor ki Harvard'ın yapmış olduğu 75 yıllık bir araştırma var. Hı hı. 3 nesil akademisyen değiştiriyor. Harlem'den bir grup çocuğu alıyorlar, bir de Harvard'dan öğrencileri alıyorlar. 75 yıl boyunca izliyorlar mutluluk neye bağlı diye. Mutluluk ne paraya, ne hayat şartlarına, ne üne, hiçbir şeye bağlı değil. Sadece eşle kurulan ve yakınımızdakilerle kurulan iyi ilişkilere, sağlam ilişkilere bağlı oldu. Yani çok iyi maddi düzeyde bir evlilik yapmış olsanız dahi eğer diğerlerini ıskalıyorsanız mutluluk getirmez. Bunları orta düzeyde bir şey. Yani 5'in üstünde verdiğiniz puanlar varsa ama sadece bunlarla değil tabii birazdan şeyi sıralayacağım. Bu 5 unsur yaklaşımını tabii dikkate alacağız ama bir taraftan duygulara ve sezgilerimize de bakacağız. Başka şeylere de bakacağız tabii ki. Hani duygular da yönlendirici oluyor. Hani hiç duygusuz bunlar üzerinden değerlendirelim. 10 bile alan birisine
ama gönlünüz kaymayabilir. Doğru. Şimdi şöyle bir durum var. Denklik meselesine, uyum meselesine burada girelim. Hep de söylenilen bir şeydir evlilik kararı aşamasında. İşte denk misiniz? Bir buna bakın ama denklik kriterleri duyguları, kişilik yapısını çok ıskalayan bir yaklaşımla değerlendirilebiliyor. İşte eş düzeyde eğitime mi sahipler, maddi seviyeleri aynı mı, yaşları denk mi, boyu boyuna tutuyor mu gibi hep böyle dışsal meselelere bakılıyor. Ama iç dünyadaki o tam iletişimi aslında o sağlıklı iyi iletişim dediniz ya mutluluğun formülü, onu sağlayan unsurlar o denklik kriterlerini hiç yere almıyor. Tam olarak bundan bahsediyorsunuz galiba değil mi? Nasıl bakılacak peki? Bunlar nasıl anlaşılabilir? Çevremizde mutlu evliliklere de baktığımızda aslında toplumun o başta az önce söylediğiniz var ya hani güzellikte, işte tahsilde değil mi? İşte maddi denklikte, denk olarak görülen çiftler mi hep mutlu? Yoksa dışarıdan baktığınızda ya nasıl olmuş bunlar birbiriyle dediğiniz çiftler de var mı mutlu? Bizim böyle bir işte araştırmamız var. 35 kişiyle yüz yüze yaptığımız bir araştırma. Mutlu evlilikler, mutlu evlilerin araştırması. Baktığınız zaman birçok konuda farklılar birbirlerinden. Ama işler iyi gidiyor. Bize söyledikleri bu. Birçok konuda işler iyi gidiyor. Az önce de dediğim gibi ruh eşini bulmak, tamamen tamamlamak, birbirinin aynısı olmak. Hani bunlar gerçekten... Bir elmanın yarısı olmak vesaire filan. Çok bunlar gerçekçi mit. Olmayabiliyor. Evet. Peki bu 8 madde sayacağım dediniz. Onlara girelim isterseniz. Ne dersiniz? Nedir bu 8 madde? Duygularla ilgili özellikle nelere bakılması lazım? Şimdi bir işe girmeden önce ne yapıyoruz? O konuyla ilgili bilgi ediniyoruz değil mi? Diyelim ki kafe açmak isteyen birisi o konuyla ilgili araştırma yapıyor. İşte burada olur mu, gider mi değil mi? Bir sürü bilgi ediniyor. Şimdi evlilik de aslında evlilik, kadın erkek ilişkileri bilgi edinilmesi gereken bir alan. Bu konuda okumak, kendini geliştirmek, bir sürü mesela önerebileceğimiz kitaplar var. Bunu kendi hesaplarımızdan da paylaşıyoruz sosyal medya üzerinden. Okuyup bilgi edinmek kesinlikle birinci şart. Çünkü hele de hiçbir ilişkisi olmadan evlenecek olan bir kişi, kadın ve erkeğe dair aslında hiçbir deneyimi olmuyor. Deneyim olmak şart mı? Hayır, kesinlikle değil. Ama bilgi edinerek bunu öğrenmek mümkün. İkinci olarak bu beş unsur yaklaşımını öğrenip onun üzerinden bir değerlendirme yapmak. Sosyal kimliğe bir kez daha değineceğim çünkü sosyal kimlikteki uyum hakikaten çok önemli. İki insan evleniyor ama iki kocaman aile bir araya geliyor, öyle değil mi? Doğru, evet. O ailelerin işte ritüellerinin uyuşması, bir araya geldiklerinde konuşabilmeleri, bir araya geldiklerinde tartışma, kavga, anlaşmazlıkların çıkmaması evliliklere çok ciddi bir şekilde yansıyor. Mutluluk olarak ya da sıkıntı olarak yansıyor. Bu yüzden sosyal kimlik önemli. Hem tanışma hem de tanıştırılma metoduna açık olmak. Aslında artık görücü usulü Türkiye'de neredeyse yok denecek kadar az. Değil mi? Doğu'da çok 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 yüzdesi düşük bir oranda görücü usulü. Yani görücü usulü dediğimiz şey kadın erkek birbirini bir kere görüyor ya da görmüyor. Onun yerine karar veriliyor ve evlilik gerçekleşiyor. Fakat tanıştırılma usulü dediğimiz şeyde ise iki birbirini işte arkadaşları ya da aileler aracılığıyla işte bu insan bu insana uyumlu olabilir bir tanıştıralım diyorlar. Ve bu insanlar ya evlerinde ya dışarıda bir yerde yemeğe çıkarak birbirlerini tanıma sürecine giriyorlar. Şimdi bu tanıştırılma usulü tanışma kendiliğinden hani aşkın başınıza gelmesi bu tabii şahane bir şey. Hele de uyum varsa doğru zamanda doğru kişiyle aşk yaşamak hakikaten bir hediye. Fakat eğer bu olmuyorsa, mümkün değilse ya da belli bir yaşa kadar oluşmamışsa zaten tanıştırılmaya açık olmak, hani adayları böyle üstünü çizip atmadan gerçekten hani şans vererek devam etmek. Orada da tabii bu tanışma tanıştırılma meselesinde tanışmada yanılma payı daha fazla olabiliyor. Hani bizim dinimizce de tanıştırılma usulü daha fazla özellikle ailelerin o duygulardan arınmış çocuklarının iyiliğini isteyen daha objektif bakış açılarını da işin içine dahil etmek üzere öyle bir farklılık da olabiliyor yani. Onu da bir altını çizelim istedim. Avantajı var. Tanıştırılma usulünün avantajı var. Şöyle en azından onu size refere eden kişi özelliklerini kabaca biliyor. Tanışma usulünde ise yani biz gün içerisinde
klinikte birçok şey görüyoruz. Evli bir adam bekarım diye aylarca hatta yıllarca ilişki sürdürüyor başka bir kadınla. Ve kadın bunu öğrendiği zaman yaşadığı şey tam bir travma. Hani aldatılmak tam da daha farklı bir şey. Ya da başka riskli şeyler de olabiliyor tanıştırılmada. Hani güvenlikle ilgili şeyler yine. Ama bunlar tanışmada. Tanıştırılmada da olmuyor değil. Yani tanıştırılmada da yaşanabilir. Hani o güvenlik konusunu hakikaten hani bir şey yapmak lazım yani. Hani incelemek lazım. Evet. İyi araştırmak lazım karşı tarafı. O yüzden duygularla başlayan ilişkilerde eğer aşk başınıza geldiyse artık bunların hiçbirini görmüyorsunuz ya, hani aşk bir körlük hali ya. O yüzden o güvenlik duvarları falan böyle pat diye hemen yıkılıyor, hemen içeriye alıyoruz karşımızdakine. Tanıştırılmada biraz mesafeli, duygular hemen başlamadığı için öyle bir avantajı olabilir gerçekten. Farklılıkları olabiliyor. Burada şöyle bir yöne doğru kayalım isterseniz, programımızdan önce de bir konuştuk. Şimdi çok kötü karakterler olabiliyor gerçekten. Ve söylediğiniz gibi yalan, kandırma işin içerisinde oluyor. Evlilik sürecindeki kişilerin en çok endişe ettikleri mesele de bu gerçekten. Yani ben tanıyabiliyor muyum? Yani şu anda bana çizdiği tablo bir imaj mı? Arkasından acaba bir canavar çıkar mı? Şimdi aile içi şiddet o kadar yaygın ki ve sapkın durumlar günümüzde o kadar yaygın ki bu tür endişeler söz konusu. Peki imaj çizme ihtimali de var. Biz kötü kişileri nasıl ayırt edebiliriz? Evet, şimdi hepimizin aslında üç tane yüzümüz var. Birisi sadece kendimize gösterdiğimiz. Diğeri sadece yakın çevremize, yani elimizin altındakilere, bizi asla terk etmeyecek olanlara gösterdiğimiz. Üçüncüsü ise dışarıda imajımızı korumaya çalışarak gösterdiğimiz kişiler. Her zaman için bir imajla karşılaşacağız. Bu kesin. Ama riskli kişi dediğimiz, kötü kişi dediğimiz o imajdan çok ötesi. Yani içerisiyle dışarısının, yani o üçüncü kişide gösterdiği yüzün birbirinden bambaşka olduğu. Normalde normal insanlarda, bir patolojisi olmayan insanlarda bu üç yüz birbirine yakındır. Biraz farklılık gösterir. İşte ne bileyim, yakın arkadaşınızın yanında daha rahat yayılarak oturursunuz da yabancı birinin yanında toplanarak oturursunuz gibi. Yakın arkadaşınıza çok sinirlendiğinizde gösterirsiniz de dışarıdaki bir kimseye göstermezsiniz gibi. Ama patolojik, yani psikopat dediğimiz insanlarda bunlar birbirinden aşırı farklı olur. Üçüncü kişilerle tanıştıkları zaman bir kere albenileri çok yüksektir. Yani psikopatı tanımak hakikaten çok önemli. Albenisi çok yüksektir. Çok iyi bir konuşmacıdır. Hitabeti çok güçlüdür. Ve pişmanlık ya da suçluluk duygusu hissetmez yapıp ettiklerinden. Tabii bunun için, bunları anlamak için belirli bir süre lazım. Kısa yoldan anlamanın yolu, ben danışanlarıma hep söylüyorum. Kız kardeşiyle ya da annesiyle nasıl konuşuyor telefonda? Onlara nasıl davranıyor, onlara bak. Çünkü yakınındaki, elinin altındaki bir kadın olduğun zaman benzer muamele göreceksin. Çok doğru. Hani onlara aslında soğuk mesafeli davranıyor, bana çok iyi olacak. Ben farklıyım. Bu duyguya girebiliyor insan ister istemez. Hani bana aşık. Ama aşkın geçici olmadığını söyleyen kimse var mı? Ömür boyu aşkın sürdü. Yani eğer bir kavuşma varsa ortada. Aşkın bitmeyeceğini söyleyebilir mi kimse? Mümkün değil. Aşk bittiği zaman başka şeylerle devam ediliyor yola. Ortak bağlayan başka şeyler oluyor. O zaman annesine, kız kardeşine nasıl davranıyorsa size de öyle davranacak muhtemelen. Psikopatı tanımak için o karar sürecinde tabii belli bir süre ihtiyacınız var evliliklerde. Çünkü büyük riskler alır mesela. Diyelim ki trafikte yan yana gidiyorsunuz. Hızlı kullanma, emniyet şeridine girme, başkalarının hakkını gasp etme. Bunda hakkı olduğunu düşünür çünkü psikopat kişi. Çok rahatlıkla kriminallik de olabilir. Olmayabilir ama çok rahatlıkla suç işleyebilir. Veya diyelim ki uçuş esnasında telefonların kapatılması gerekiyor. Telefonu kapatmaz. Sesini kısar. Gibi. Yani başkalarını da tehlikeye sokmaktan hiç çekinmez. Ve zaten psikopat dediğimiz şey kendi için etrafındaki her şeyi manipüle edebilen, yönetebilen kişi. Hiçbir şey onun için durdurak değildir. Manipülasyon varsa eğer
çok net bir şekilde söylüyorum, evlilik öncesinde kaçın. Çünkü evlilik öncesindeyseniz kaçmaya şeyiniz var, şansınız var. Evet. Doğru. Ama bir evlilik içinde geldiyse böyle bir kişiyle, evli birisi, eğer boşanamıyorsa da o zaman onu idare etmek için stratejiler geliştirmesini öneriyoruz. Her bir durumda da ayrı stratejiler gerekiyor. Evet, çok çok önemli kriterler. Günümüzde ne yazık ki böyle şeyler yaşıyoruz. Bu tabii sadece erkekler için söylenen bir durum da değil. Yani kadınlarda da görülen kötü kişilikler, yani psikopatik kişilikler mevcut. Hani bu bir hastalık, gerçekten psikiyatrik bir problem aynı zamanda. Hani bir kişilik sorunu boyutunda da olabilir elbette ama bunlara dikkat etmek lazım. Öyle gözü kör edip bodoslama gitmemek lazım tabiri caizse. Buyurun. Hastalıktan ziyade hastalık olsa, çünkü işte ilaç, terapi, tedavi imkanı var. Bu bir kişilik bozukluğu olduğu için kişinin içgörüsü varsa, evet ben böyle biriyim ve değişmek istiyorum. Hakikaten samimane mümkün terapiyle, ama çok uzun sürecek bir terapi sürecinden bahsediyoruz. Bu kişilik bozukluğu, bunu tanıyıp anlamak, hakikaten uzaklaşmaktan başka hiçbir çare yok. Yani özellikle bu kişiler avlarını onu değiştirmekten zevk alacak, onu iyi bir insan yapmaktan zevk alacak iyi kişileri seçer. Evet. O yüzden manipülasyona açık kişilere. Manipülasyona açık, iyi, sır saklayan, işte onu ifşa etmeyecek, hakikaten böyle hani aşık olacak, onun bu sıkıntılarına göğüs gerebilecek, sıkıntıyı tolere etmesi yüksek kişiler. Seçer. Anlaması güç olabilir kesinlikle, ama en önemli şeylerinden biri yalan söylemekte hiçbir çekinceleri yoktur. En ufak şeyden en büyük şeye kadar çok rahatlıkla yalan söyleyebilirler. Kişiler başkasına söylüyor benim yanımda ama bana söylemez düşüncesinde olabiliyorlar. Ona dikkat. Başkasına söyleyebilen size de rahatlıkla söyleyebilecektir. Söyleyebilir. Çok çok önemli kriterlerdi. Şimdi aslında biraz detaylandırıyoruz ama ayrı bir başlık altında da sormak istiyorum. Hatalı bir evlilik kararının sebepleri nelerdir? Yani burada doğru evlilik kararı verilmesi için yapılması gerekenleri sıraladık. Bir de hatalı evliliğin sebeplerini de izleyicilerimize aktarırsak böyle iki boyutlu daha anlayabilecekleri bir tablo ortaya koyacağız galiba. Neler söylersiniz? Birincisi, az önce bahsettiğim becerilere sahip olmamak, bilgi ve beceriden yoksun olmak. İkinci olarak akılcı ve duygusal kararı bir arada almak, ikisini de göz önünde bulundurmak. Üç, çok önemli, dış gözlemcilerin fikrini almak. Hem aileden hem dışarıdan başka kişilerden. Yani mesela üniversitede öğrenci, iki kardeşimizden bahsedelim. Hocalarından, arkadaşlarından mesela böyle bir fikir şeyi alabilir. Yine onu tanıyan başka insanlardan kesinlikle fikir almak. Travmatik ilişki deneyimi varsa eğer öncesinde, ondan kurtulmak için, onu unutmak için, geçmişi unutmak için evlilik yapmak kötü bir fikir. Hatalı evlilik kararı vermenin nedenlerinden. Evden kaçma isteği. Evde işler istediği gibi gitmiyor diyelim. Kendine özgü bireysel bir alanı yok. Ya da evde özgürlükler kısıtlanıyor. Bunlardan kurtulmak için evlenmek. Ve birbirimize uygun olmadığımızı aslında anladım bu süreçte ama dönemedim. Hani o yola girmiştik, artık söz nişan olmuştu, ayrılırsam ne duyulmuştu, derler. Duyulmuştu, çevre tarafından işte eşyalar alınmıştı falan gibi şeylere de çok takılıyor çiftler ne yazık ki. Evet, emek var tabii ortada. Evet. Ama evlendikten sonra boşanmak ya da boşanmaya çalışmak, bu çok daha büyük bir maliyet. Buradan seyircilerimizin içinde de böyle bir durumda olan birisi varsa tekrar tekrar hani bu anlattığımız unsurlarla değerlendirip yani düğün günü vazgeçen bir sürü çift tanıdım. Evet. Gerçekten geçerli sebepler varsa evlenmeden ayrılmak daha iyi bir seçenek.
Evet, çok çok doğru. Hem aileleri hem kendilerini hem doğacak çocukları yani böyle topyekün bir mutsuzluğa sebep olmamak adına doğru analiz etmek ve yanlış bir karar verdiğini gören çiftlerin de bundan geri dönmesi gerekiyor evlilik birliği gerçekleşmeden. Şimdi programımızın başında güzel şeyler söylediniz. İşte farklılıklar bir evliliği uyumsuz kılmaz. Hatta birbirinden çok farklı özelliklere sahip olup da uyumlu bir şekilde yaşayan çiftlerde var dediniz. Şimdi bu farklılıklar neler olabilir? İşte kültürel farklılıklar olabilir. Biri şu memleketten, biri bu memleketten olabilir. Yemek kültürü farklı olabilir. Beğendiği şeyler farklı olabilir. İzlemeyi sevdiği filmler farklı olabilir. Yani pek çok insanoğlu aslında biriciktir. Hepsinin, her insanın kendine göre özellikleri vardır. Bu farklılıkları yönetmek sanıyorum esas olan. Bu konuda evli çiftlere önerileriniz nelerdir? Hem evlilik öncesinde hani bir konuşulup manzarayı ortaya koymak lazım dediniz. Mevcut farklılıkları tamam biz idare edebiliriz dedi çift diyelim ki. Ama iş birlikte yaşamaya bir evlilik birliğine gidince bir takım krizler ortaya çıkabiliyor. Biri diyor ki işte sen bana uy, o diyor ki hayır sen benim zevklerime uy. Peki bu farklılıklar nasıl yönetilecek, ne dersiniz? Şimdi mutlu evli çiftler farklılıkları yönetmeyi beceriyorlar. Hı hı. Mesela ortak yaşamdan kaynaklanan sorunlar neler olabilir? Ailelerle geçim değil mi? Hı hı. İki insan bir araya geliyor. Bir sürü geçmişte öğrendikleri, değil mi? Gelenekleri, alışkanlıkları, evet. Bir sürü farklılık olabilir. Yani şu diş macununu orta yerinden sıkma sıkmama meselesi çok vardır ya, çok vardır klişedir. Yani. Hakikaten burada bile farklılıklar yönetilmezse eğer sıkıntı yaşanabiliyor. Ailelerle geçim, ailelerle geçimde birbirinin ailesine karşı kendi ailesine olduğundan daha müsamahalı, daha hoşgörülü, daha nazik, daha kibar olmak. Mümkünse olumsuz yorum birbirinin ailesi hakkında hiç yapmamak. Mesela mutlu evliliklerde görüyoruz. Çok büyük bir problem olsa dahi diğerinin ailesinde ama eş ona yıllardır hiç bununla ilgili bir şey bahsetmemiş mesela. Hı hı. Çünkü utandırıyorsunuz ya karşınızdakini. Hani evet. Ondan sonrasında o utanan kişi o utançla ya içine kapanıyor, evet. Ya da saldırıyor. Sende de şöyle bir şey var diye. Buradan ilişkiler zaten kırılma yaşanıyor yani. Çok kırılma ama. Yaşanıyor, bozuluyor ilişkiler oradan. Ve toparlamak için bayağı uğraşmak gerekiyor. İkinci olarak para yönetimi. Şimdi bazı evliliklerde tamamen kadın yönetiyor parayı. Hı hı. Ama hiçbir problem yok. Yani erkek de bundan memnun. Zaten benim elime verseniz ben parayı iki günde harcarım. Hanım yönetiyor, iyi oluyor diyor. Hı hı. Bazı evliliklerde parayı tamamen erkek yönetiyor. Kadın diyor ki bana zaten istediğimi veriyor. Yani hani hı hı. Ben ne yapacağım o kadar sıkıntıyla dertle uğraşmaya diyor. Hı hı. Bazı evliliklerde işte bir çömlek var. Çömleğin içine bırakıyorlar diyelim. Herkes ihtiyacı kadar alıyor. Yine problem yok. Aslında bunun tam bir formülü yok. Bir önerimiz var. İşte iki taraf da kazandığı paranın üçte birini kendi kullanımına, üçte birini ortak yaşamdan kaynaklı giderlere, üçte birini de gelecek için birikime. Çünkü arada dengesizlik olabilir. Diyelim eşlerden biri 3.000 kazanıyorken diğeri 10.000 kazanıyor olabilir. O yüzden adaletli bölüşüm için böyle bir önerimiz var. Ama ille de böyle olsun diye bir ısrarımız kesinlikle yok. Hı hı. Anlaşma sağlandıktan sonra her türlü olabiliyor. Bir diğer konu çocuk yetiştirme. Çocuk yetiştirme konusunda çocuğun uyku düzeninden, yemesinden, içmesinden, eğitimine kadar bir sürü konuda anlaşmazlık yaşanabilir. Bu konuda da anlaşıyorlar mutlu evli çiftler. Bir diğer konu ev işleri. İki tarafta çalışıyorsa eğer modern dünyada bu tarz evlilikler çok. İki tarafta çalışıyorsa hani eşine yardımcı olmak, birlikte bölüşerek, paylaşarak işleri devam ettirmek iyi fikir oluyor. Boş zamanların değerlendirilmesi. Şimdi boş zamanların değerlendirmesinde bir çift evlilik öncesinde evlilik felsefesinde bahsettim ya. Hı hı. Birisi diğeriyle birlikte bir şey yapmak isterken diğer eş arkadaşlarıyla diyelim değerlendirmek istiyor. Burada anlaşmazlıklar oluyor. Burada anlaşmaya varmak için çiftlerle bazen yazılı sözleşme yapıyoruz. Hmm. Diyoruz ki o zaman haftada bir birlikte bir yere gidin. Haftada bir kişilerin özel arkadaşlarıyla görüşmek için ya da ailesiyle özel olarak program yapması için bir fırsatı olsun gibi yine anlaşmak mümkün.
Bu şekilde. Evet, çok çok da önemli. Şimdi farklılıklardan bir tanesi de uyku saatleri. Yani hayat ritmi diyebiliriz aslında. Bu bir yapı da olabiliyor insanoğlunda. Bazıları sabah kuşudur. Böyle erkenden kalkmak ister, erkenden yatmak ister. Bazıları da geç yatmak ister. İşte hatta onlar belki gece 3'lere 4'lere kadar oturur. Özellikle de ev hanımıysa mesela, böyle hanımefendiler de var. Çocuk sıkıntısı da, yani çocukla ilgili yapması gereken şeyler de yoksa öğlene kadar uyumak ister. Yemekle ilgili de saatler kayabiliyor. Kahvaltı saatleri kayabiliyor. Yani insanın hayat ritminde bir uyumsuzluk varsa çiftler arasında. Bunda ortayı bulmak mümkün müdür? Ya da bu evlilik ilişkisini nasıl etkiler? Birlikte yatıp birlikte kalkmak İyi fikir kesinlikle. Yani o ritmin bozulması sabah birlikte kahvaltı yapmayı engelliyor. Sonra birlikte hani evden ayrılırken o ritüeli engelliyor. Birlikte çıkıyor olabilirler ya da eşlerden biri gidiyor, diğeri kalıyor olabilir. O ayrılma, vedalaşma seremonisini etkiliyor. Bu önemli değil mi? Yani eşlerin, velev ki biri ev hanımı, diğeri beyefendiyi uğurlayacak. Yani uğurlaması gerekir. Ya da çift, ikisi de çalışıyorsa, evden beraber çıkıyorlarsa gene bir vedalaşma olması gerekiyor galiba, değil mi? Kesinlikle. Böyle kapıyı çekip kimsenin birbirinden haberi olmadığı bir tavır o günü de etkileyeceğini düşünüyorum ben. İyi ilişki dediğimiz şeyin içerisinde birbirine sürekli temas var. Yani sabah işten işe gittiniz, tamamen kopuk, 8-10 saatten iyi fikir değil. Yani o süre içerisinde de haberleşmek, birbirinden haberdar olmak, bu sabah vedalaşmayla başlıyor zaten. Dolayısıyla akşam yatarken de eğer eşlerden birisi uyuyor, diğeri de başka bir şekilde vakit geçiriyor. O zaman o döngü bozulduğu için cinselliğe de olumsuz etkisi oluyor. Aynı zamanda yatıp kalkmamanın, hatta bu zaman içerisinde bir eşin TV karşısında uyuması, diğerinin işte yatakta uyuması, işte bazen eşlerden duyuyorum mesela, gecenin 3'ünde uyandım, eşim orada uyuyakalmış, gittim onu kaldırdım, yatağa getirdim. Hani ve bunu tabii yakınarak anlatıyor. Hani bunlara hiç mahal vermeden baştan uyku ritminde, hani 15-20 dakikalık, yarım saatlik farklar olabilir ama tamamen bir fark mutlu evlilikler için iyi fikir değil. Evet. Bir de şimdi modern zamanların etkilediğinden bahsettiniz. Onlardan bir tanesi de hızlı yaşam. Programımızda çok vurguluyoruz bunu gerçekten. Böyle paldır küldür işlere yetişmeye çalışırken evle ilgili ritüeller de bozulabiliyor. Bunlardan bir tanesi de evde çorbanın kaynaması. Çok çok önemli. Yani evde bir çorba kaynamıyorsa, o ocağın üstünde bir çay dumanı çıkmıyorsa, mis gibi çay kokmuyorsa eğer o mutfak, orası ev değil gibi geliyor bana açıkçası. Bu evlilik ilişkisinde de önemli midir? Yani evde yemek yapılması ve o yemeğin birlikte yenmesi. Yani ben dışarıda yedim geldim, işte sen de bir sandviç yap, geçiştir falan gibi tavırlar da sanki o evlilik birlikteliğini koparıyor gibi geliyor. Ne dersiniz bu açıdan? Kesinlikle katılıyorum. Yemek kokusu zaten davet edici bir özelliği var. İçeriye girdiğimizde hani onu alınca, değil mi, bir sıcak yuva hissine kapılıyoruz. O yüzden evde çorbanın kaynaması, tabii ki eşler, çalışan eşler özellikle hani arada sırada dışarıdan söylenebilir, dışarıda yemek yenebilir. Bunlara hiçbir itirazım yok. Ama eğer bu rutin haline gelirse, evde hiç yemek pişmiyor. Yani çoğunlukla dışarıdan yeniyor ve çok az evde yemek pişiyor. O zaman zaten hani sağlık, yani iyilik hali, toptan bir iyilik halinin de zaman içerisinde azalması söz konusu, değil mi? Hani sağlıklı yiyecekler yememeye başlıyoruz. Evlilikteki o aile ilişkisi bozulmaya başlıyor. Herkes ayrı bir zamanda. Belki günün hani sadece bir öğününde anlaşmaya varılıp herkes o öğünde evde yemek gibi olabilir. Ya da haftanın belli günlerinde mutlaka evde yemek pişecek ve yenecek gibi anlaşmaya varılabilir. Ama evet, iyi fikir. Bir orta yolu bulmak gerekiyor yine her maddemizde söylediğimiz gibi. Şimdi başka bir başlık da, çoğu uzmanımız da bunu vurguluyor gerçekten ama evlilikte çiftlerin birbiriyle arkadaş olması meselesi var. Bu yakalanamayabiliyor. Yani dediğiniz gibi çok normal, elbette bir sosyal hayat olacak. Herkesin kendi bir arkadaş çevresi olacak. Ama böyle evde sadece biri yemek yapan, biri eve gelirken iki ekmek al dediğin biri haline dönüşebiliyor. Yani arkadaş olmak,
başka bir kavram. Ve bu mutluluğu çok besleyen bir şey galiba. Bu açıdan önerileriniz nedir? Nasıl arkadaş olabilir eşler birbiriyle? Öncelikle arkadaşımızla en çok ne yaparız? Muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Tabii. Sohbet konuları oluşturmakta zorlanabiliyor bazen çiftler. Bütün gün ne yaptın? İşteydim. Konuşma orada tıkanıyor. Hı hı. İşte ne yaptın? İş işte. Zaten hani konuşmak istemiyor, devam etmek istemiyor. İşte yorulmuş. Evet. Fakat farklı muhabbet konuları bulabiliyor bazen çiftler. Bulamayan çiftler için biz muhabbet kartları oluşturduk. Farklı farklı konulardan oluşan. Bu tarz mesela internetten bir yerlerden hani böyle bilgi edinebilirler. Özellikle konu açacak şeyler bulabilirler. İşte çocuğun geleceği için ne düşünüyorsun? En çok görmek istediğin 5 ülke neresi? Neden oraları görmek istersin? Hani ilişkiye dokunmayacak, herhangi bir olumsuz çağrışımı olmayacak muhabbet konuları. İkinci olarak arkadaşlık sürdürebilmek için birlikte vakit geçirmekten zevk alıyor olmak lazım. Diyelim ki müzik zevkleri uyuşmayan bir çiftten bahsedelim. Biri diğerine, o da başka bir konuda ona katlanabiliyor olması lazım. Sadece uzun yolda müzik dinlemesine müsaade etmediği için ya da onun müzik tarzını sevmediği için onunla yolculuk yapmayan çiftler biliyorum. Tatile gidiyorlar mesela ama hiç zevk almadığını söylüyor tatile giderken. Ve tatilde sıkıntı yok ama işte o 4-5 saatlik şeyler arası yolculuktan müthiş muzdarip. Sevdiği şeylere, eşin sevdiği şeylere önem vermek. Eşin sevdiği şeyi de sevmek. Aslında o seviyor diye sevmek. Hatta çok daha tatlı bir level tabii. Evet, yoksa iki tarafta hep söylüyoruz yani çiftlerden biri bana uysun öbürü de yok o bana uysun deyince ortada ciddi anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Zaten bütün ilişkilerde yani iş hayatında da dediğiniz gibi herhangi bir arkadaşımızla da akrabalarımızla da mutlak uyum, mutlak benzerlik mümkün değil. Mutlaka zevkler farklı oluyor. Orada bir orta yol buluyorsak eşler arasında da o orta yolun bulunması çok çok önemli. Buradan boşanma süreçlerine biraz uzanalım Dilan. Derseniz giderek de arttığını hep söylüyoruz. Uzmanlar da söylüyor. Araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Burada da şunu söyleyelim. Şimdi evlilik kararında isabetli davranmanın kriterlerini söyledik. Boşanma kararında sizce çiftler isabetli davranabiliyor mu? Yani çözülebilecek sorunlar varken yani bitti kesinlikle deyip ziyan olan tabiri caizse çocukların da perişan olduğu işte aile büyüklerinin de üzüldüğü tablolarla karşılaşıyor musunuz? Ne dersiniz bu açıdan? Mutlaka var. Hakikaten böyle ani bir öfkeyle, ani bir çıkışla mesela kavganın büyüdüğü, sonrasında arkasından küsmenin geldiği, aylarca çiftlerin, tarafların birbiriyle konuşmadığı, bu işin içine aileler de dahil olursa bu küsme sürecinin içine, o zaman işte meseleler böyle hiç aslında hesaba katılmayan sonuçlar doğurabiliyor. Birazdan küsmeyi zaten ele alacağız, o yüzden girmiyorum. Ama boşanmaların birçoğu da aslında hakikaten birbirlerine karşı olumlu bakışları artık kalmıyor çiftlerin. Herhangi bir sebeple. O ya da bu sebeple belki hani evlilik ilişkisindeki becerileri geliştirmek için okumak, bu tarz yapılan atölyelere katılmak hakikaten öğrenmek gerekiyor. Hatta birçok bu alanda çalışan uzmanın hayalidir. Böyle bir sertifika almadan nikah öncesinde hani bir sürü böyle sağlık testinden geçiriliyor. Böyle bir 15-20 günlük ya da daha uzun keşke olsa eş ilişkisine dair, çocuk yetiştirmeye dair bu bilgiler edinilse. Ama evlilik içerisinde ya da evlilik öncesinde edinmek hakikaten hayat kurtarabilir, evliliğin hayatını kurtarabilir. Evet, çok çok önemli. Dediğiniz gibi yani bir araba kullanmak için dahi aylarca kursa gidiyoruz, pek çok bilgi öğreniyoruz. Ama evlilik gibi tüm hayatı kuşatan ve aslında ahiret hayatına da uzanan. Çünkü pek çok günah ve kul hakkı da olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde böyle bir açılım getirmişti bir konuğumuz. Kul hakkını biz hep böyle üçüncü kişilerde dışarıda arıyoruz ama en başta kendi eşinize, annenize, babanıza, çocuğunuza, kardeşinize karşı kul hakkını gözetmeniz gerekir demişti. Çok önemli bir uyarıydı. Gerçekten o boyuttan bakarsak ahireti de gerçekten etkileyen sorunlar yaşanabiliyor. Bu noktada pek çok girişim de var. Evlilik
evlilik okulları belediyeler tarafından yapılıyor. Özel girişimler, seminer programları söz konusu olabiliyor. Kitaplar, internet yayınları, o kadar çok kaynak var ki. Yani biz de programımızda aslında bu noktada izleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yeter ki kişinin gerçekten ben sağlıklı bir adım atmalıyım fikri oluşsun diye düşünüyorum. Şimdi küsmeden bahsettiniz. Evlilikte küsme. Aslında her ilişkide yine o şekilde söyleyeceğim. Küsme çok krizli bir durum. Ben de çok yıpranırım. Küsüldüğü zaman da, küstüğüm zaman da yıpratıcı bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ama evliliklerde de bir küsmedir gidiyor. Şimdi biz bununla ilgili mikrofonumuzu sokağa uzattık. Bir takım cevaplar aldık. Tabii çoğu kişi de ben küsmüyorum aslında dedi ama beraberce bir izleyelim, ardından değerlendirelim. Tamam. Küsmek evliliği sizce nasıl etkiler? Küsmek evliliği nasıl etkiler? Kötü etkiler. İnsanlar, Müslümanlar küs olmaması lazım. Küsmek iyi bir şey değildir ama uzun sürdürmeye de gerek yok. Ya şimdi evlilikte küslük de olur, dargınlık da olur ama iyi günü de olur, kötü günü de olur. Ama bu ilelebet devam edecekmiş. Çocuk oyuncağı değil ki yani. Eğer ben küstüm tamam, bırak. Böyle bir şey yok. Bizim ahlakımızda, törenimizde, yöremizde, inancımızda yok bir kere. Küslük zaten dinimizde yok. 3 gün kusturan şey yani günahkar. Küsmek evliliği nasıl etkiler? Aslında küsmemek lazım yani, ne olursa olsun eşine küsülmemek lazım. Benim görüşüm bu. Yani küstüğümüz sıkıntı yani. O küssek o küssek daha kötü olacak. Küsmek evliliği sizce nasıl etkiler? Büyük etki yapar. Kadınlardan için büyük şiddet oluyor. Onun için ben bir erkek olarak bu konuya çok karşıyım. Ya çok kötü etkiler. Eşine yalan söyledim, her şeyi bitirir yani. Evliliği her türlü etkiler. Bazı küsmeler evliliği bile bitirebiliyor. Bunun akıbeti karanlık. Ben gerçeği konuşayım, doğrusu bu yani. Uzun süreli küsmeler işi de noktalayabiliyor yani. Peki eşinizle küser misin? Yok, küsmem. Hiç küsmem. 2 dakika kavga ederim, geri barışırım. Hiç, kesinlikle yani. Vallahi her ayrıda olduğu gibi bazen oluyor. Ama fazla uzun sürdürmeyiz. Mümkün değil. Anca çok büyük bir hata yapacak da öyle. Onun önünde küsmek yok. Eşime niye küseceğim? Eşimi ben çok seviyorum. Bu konularda eşimi küsmemde eşime başımın üstünde yeri var. Küsmem. Hayır. Peki küsmek yerine sizce ne yapılmalı? İletişim kurmak, kavga etmeden sorunları çözmek mümkün mü? Ya kavga ettiysen gideceksin, sarılacaksın. Suçluysan özür dileyeceksin. Kadınlar biraz inat oluyor ama. Onu da söyleyeyim. Ya tabii ki karşılıklı anlaşmaya ve diyaloğa, hoşgörüye bağlı. Her şeyden önce ahlaki ölçüler de olması lazım her şey. Ahlakı ortaya yatırırsan o kurallar çerçevesinde zaten küslük diye bir şey olmaz. Küsmek yerine oturup konuşulmalı. Detaylı misal hatası neyse oturup konuşup tartışmalı. Küslükten olacak, araya soğukluk girecek. Hiç gerek yok yani buna. Oturacaksın, konuşacaksın. En detaylı şekil o. Küsmek yerine sizce ne yapılmalı? İletişim kurmak, kavga etmeden sorunları çözebilmek mümkün mü? Hayır, mümkün değil. İletişimde sorunlar küsmeden çözülemez mi? Çözülür tabii. Niye çözülmeyecek? Her şeyi anlayışlı, düşünce olarak çözülür. Sen saygılı olursan o da sana saygılı olur. Sen saygısız olursan o da sana saygısızlık yapar. Her şey karşılıklı. İyi bir iletişim kurmalı. Yani niye küstürürsün ki onlar yani? Onlar olmasa zaten işimiz yaş. Evet, sokak röportajlarımızı izledik. Uzman psikolog Meyra Ergül hanımefendi ile detaylandıracağız, değerlendireceğiz. Güzel cevaplar aldık. Hep de beyler mikrofonumuza konuştu. Hanımlar biraz kaçtı bu meselede görüş beyan etmekten. Güzel şeyler söylediler gerçekten. Biz küsmüyoruz. Yani kavga etsek de bir sarılıyoruz, barışıyoruz gibi cevaplar aldık. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben 307 kişiyle, 307 evli çiftle küsme üzerine tez yazdım. Onu yaparken de eşlere sorduğumda küser misiniz? Birçoğu ben hiç küsmem, biz hiç küsmeyiz dediler. Ama ardından biraz sorulara devam edince aslında küsme olarak adlandırılmayan alınma, darılma, trip atma bunların hepsi biz küsme başlığı altında topladık. Çünkü küsmenin aslında Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı istenilen niteliğini yitirmek demek. Yani görevini bırakmak demek.
İstenilen nitelik nedir? Diyelim eve geldiğinde gözlerinin içi gülerek kapıyı açan bir kadın. Kapıyı açıyor ama gözlerinin içi gülmüyorsa bu da bir küsme aslında. O küskün aslında. Bir kadındır. Aslında evet. Çok güzel bir tanım oldu, evet. Yani illa biz böyle iletişimi koparıp böyle yüzü başka bir tarafa, sırtı başka bir tarafa olma halinden bahsetmiyoruz. Yani küsme dediğimiz zaman o soğuk tavırlar hepsi dahil bu işin içerisine. Kesinlikle. Hı-hı. Aslında sessizlik tutumuyla yani fark ettirmeden ama karşısındaki samimi olduğu kişinin çok net anlayabileceği bir tavır da küsme. Hı-hı. O yüzden küsmenin aslında 8 tane alt başlığı olduğunu gördük. Hı hı. Yurt dışı kaynaklarından da gördüğümüz birçok küsme çeşidi var. Genel olarak ben şöyle 3 başlıkta topladım. İletişim biçimi olarak küsme. Bazı insanların hakikaten iletişim şekli sürekli bir şeye alınıp darılma ve barışma şeklinde. Hı hı. Yani bunu gün içerisindeki her şeyi işte evladıyla da eşiyle de, ailesiyle de, arkadaşlarıyla da bu şekilde. Herkes de biliyor onun karakterini diyelim. O alıngandır denir mesela. Alıngandır, aman ona şöyle demeyelim diye biraz da çekinirler. Bir iletişim biçimi olarak küsme. Bir de çatışma biçimi olarak küsme. Yani artık işte hiçbir şeyin yapılmadığı, asıl o küsme bizim anladığımız küsme. Bütün iletişimin kesildiği, artık mesela diyelim ki eşler arasında kadın yemeği yapmıyor. Akşam adam eve gelmiyor. Hani en böyle sert şekli diyelim çatışma biçimi olarak. Bazen yine çatışma biçimi olarak bunun da hafif formları da olabilir. Evet işler devam ediyor ama söz, muhabbet veya genel olarak duygusal bir yatırım yok diyelim. Bu da yine çatışma biçimi ya da bir öfke ifade biçimi olarak. Yani eş diğerinden korkuyorsa öfkesini ifade etmeye ya da konuştuğu zaman dinlenilmiyorsa karşı taraf tarafından o zaman küserek içine kapanmaya dönüyor. Ama eğer bu bir yani sorun çözme şeklindeyse hani kavgadan sonra bir müddet konuşmayın diyoruz biz. Eğer öyle bir şey için hani küslük gibi görünen konuşulmayan bir süre ise okey, bu hatta geliştirici. Çünkü soğuma periyodu olarak küsme bu geliştirici oluyor. Fakat öfke ifade biçimi olarak edilgen hale getiriyor sizi. Yani siz konunun aslında yöneticisi, etkeni değil edilgeni oluyorsunuz. Veya çatışma biçimi olarak kullanıyorsanız yine karşı tarafı da çok yıpratıcı bir süreç. Yani küsen de yıpranıyor, küsülen kişi de yıpranıyor. Bizim eşlere tavsiyelerimiz şey oluyor, az küs. Kolay barış, barışma teklifine asla hayır deme. Çünkü bazı eşler böyle hani diyorum ki peki ne bekliyorsun? Tamam özür diledi. Başka ne olsa barışırsın? Ne olsa barışırım bilmiyorum diyor mesela. Genç bir çift. Geçenlerde görüştük. Ne olsa barışırım bilmiyorum diyor. Aslında hani bir beklentisi de yok. Çok pişman olmasını, çok üzgün olmasını bekliyor. Tabii yapılan şeye göre değişir, haklı olabilir. Ama barışma teklifi geldiği zaman kabul etmek, kolayca barışmak hakikaten evlilik doyumunu yükselten bir şey. Tezimde ben küsmeyle evlilik doyumunun ilişkisine bakmıştım. Evliliklerinde küsmeyi az kullanan yani kısa süreli küsenlerin evlilik doyumu en yüksek çıktı. Mesela 1-2 saat küsenler var. Akşam yatağa girene kadar küsenler var. 1-2 gün diyen var. 1-2 günden fazla. 3-4 gün, 1 hafta. 4 ay küsen çift gördüm. Bize yıllardır aynı evde küs yaşıyoruz diye bir telefon mesela önceki sezonlarda gelmişti yani. Evet. Bayağı da şaşırdığımız bir tabloydu. Çok uzun süreli küslükler yaşanabiliyor. Nadir örneklerden ama kesinlikle olabiliyor. Evliliği de bitirmek. Çok yıpratıcı oluyor değil mi evlilik açısından? Yani şimdi programımızın başından itibaren diyoruz ki iletişim kurun, anlaşın, yani hep bir analiz halinde olun, hep yapıcı bir tavır gösterin. Yani hep bizim söylemeye çalıştığımız şeyler bunlar aslında. Ama küsme tavrı her şeyi yerle bir ediyor adeta değil mi? Eş ilişkisinin dışında aile üyelerine de küstüğünü gördük mesela biz hani eş ilişkisinde küsme davranışı gösteren kişilerin. Yani aslında öncesinden de biraz anlamak ve kestirmek de mümkün. Aile üyelerine, arkadaşlarına da kolayca küstüklerini gördük. Ama şu unutulmaması lazım, küsme bir mizaç özelliği ve değişebilir. Yani kişi
bunun işlevsel olmadığını fark ederse ve değiştirmek isterse, ben böyle bir baş etme stratejisi yürütmek istemiyorum, daha etkin bir şey yapmak istiyorum derse, terapiyle mümkün. Değiştirilebilir. Evet. Peki küsmek yerine nasıl bir tavır göstermek lazım? Diyelim ki kırıldık, yani bir olay oldu. Çok da normal aslında, yani böyle hani sıfır tartışmasız bir evlilik ilişkisi elbette düşünülemez. Diyelim ki bir kırıcı bir durum oldu. Beyefendi kırıldı veya hanımefendi kırıldı. Hani o iletişimi koparıp ya da o soğuk tavrı, iletişim küsme biçimlerini de bize anlattınız. O biçimlerden herhangi birisini kullanmadan o sorunu çözmek mümkün mü? Ne yapmak lazım yani bunun için? Klasik önerdiğimiz şey açık iletişim. Ama her şartta mümkün olmuyor. Karşınızdaki buna müsaade etmiyor olabiliyor. Ya da şiddet görmüşsünüz diyelim. Evet. Ardından konuşmak değil, yüzünü görmek istemeyebilirsiniz. Böyle hani bir sürü durum olduğu için, o yüzden hani hiç küsmeyin ya da şöyle bir tavır sergilemeyin demek çok doğru gelmiyor bana. Duruma göre, hani bizim işimiz biraz terzilik ya, hani konfeksiyon uymuyor. Duruma göre bir şey önermek mümkün. Ama açık iletişim ne kadar olabilirse, ne kadar kişi isteklerini net bir şekilde dile getirebilirse ve iyi bir evlilik istiyorlarsa, mutlu bir evlilik istiyorlarsa da bunlara kulak asarak, karşılıklı olarak kulak asarak. Yani bakıyorsunuz, kadın bir şey istiyor. Karşısındakinde de bir erteleme huyu var. Tamam yapacağım, bakarız, tamam yapacağım. Artık bir müddet sonra her şeyi istemekten vazgeçiyor. Bu da derin küslük. Evet. Aslında bir yerde kırılmış. Bir yerde artık bir şeylerin zamanında gerçekleşeceğine dair tüm inancı bitmiş. O derin küslükten sonra artık zaten evliliğe duygusal yatırımı bırakıyor kişi. Artık başka oyalanabileceği, evlilikten çıkmak da istemiyor olabilir. Veya bir aldatmak, başka biriyle olmak falan gibi bir durumu veya isteği de olmayabilir ama artık kendini oyalayacak başka şeyler, kişisel gelişim gibi başka şeyler bulmaya başlıyor. Evlilik ilişkisine tamamen bir duvar örmüş oluyor kişi. Bu yüzünü dahi görmek istemiyorum ifadenizden kullanan bir izleyicimiz var. Hemen sorusunu paylaşmak istiyorum sizinle. 1,5 yaşında bir oğlum var. Doğum sonrası eşimden beklediğim desteği görmediğim için ciddi anlamda soğuduğumu ve göz göze dahi gelmek istemediğimi ifade ediyorum demiş. Tabii ki önceki tartışmalarımızın da katkısı çok büyük. Zaten öfkeli bir kişi, öfke kontrolü olmayan bir kişi de diyor izleyicimiz. Uzunca yazdığı için özetlemeye çalışıyorum. Bir bebeği daha var anladığımız kadarıyla. Onlarla beni tek başıma bıraktı. Geceleri de ayrı odada uyudu. Ve pek çok da tartışmaları olduğundan bahsetmiş. Ailesine karşı çok iyi ama kendisine karşı daha şiddet içerikli tavırları olduğundan bahsetmiş. Ne yapmalıyım demiş. Ne önerirsiniz böyle bir tablo karşısında? Yani ciddi bir kırgınlık var, iletişimin koptuğu bir evlilik ilişkisi var. Nasıl analiz edersiniz? Öncelikle kişiler evlendiği zaman artık ailesi evlendiği kişi oluyor. Yani daha kol kola, daha yan yana durması gereken kişi evlendiği kişi. Eğer kişi kendi ailesinden, mensubu olduğu aileden kopamamışsa ve onlara karşı eşini yalnız bırakıyorsa, burada bir adaletsizlik yapmaktan bahsetmiyorum. Ne olursa olsun eşi korumak, aileye karşı tavır almaktan bahsetmiyorum. Ama onun yanında, onunla bir takımda olmak öncelikle dikkatimi çeken şeylerden biri. İkinci olarak kadınlar özellikle de lohusalık dönemlerinde normalden çok daha fazla duygusal oluyorlar ve daha fazla destek bekliyorlar. Orada yalnız bırakıldığı için kırgınlık yaşayan çok kadınla karşılaştım. Bunları onarmak mümkün mü? Eğer iki eş de isterse ve bir evlilik terapistine başvururlarsa onarmak mümkün. Ama başka işlerle uğraşmak, yani evlilik dışında, bu sadakatsizlik anlamında değil, oyunlar olabilir, sosyal medya olabilir veya arkadaşlarına aşırı fazla vakit geçirmek olabilir. Başka işlere çok zaman ayırmak olabilir. Bu kırmızı kartlık hareketler dediğim şeylerden biri. Şimdi kadın doğum yapmış, çocukla ilgileniyor, uykusuzluk çekiyor, çocukla ilgili tedirginlik, kaygılar yaşıyor. Bu sırada
eş ona destek vermiyor. Hı hı. Orada kırılmamak elde değil. Ama onarılması da mümkün. Evet. Ama burada beyefendinin de sanıyorum onu yalnız bıraktığını, hanımefendinin bundan incindiğini, alındığını, yıprandığını fark etmesi lazım. O noktada hele de öfke kontrolü de işin içine girince ciddi anlamda bir psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyebilir sanıyorum. Her anlamda zaten danışmak, bir terapi almak kurtarıcı olabiliyor pek çok ilişkide. Allah yardımcıları olsun diyelim. Şimdi evliliğin başında, daha doğrusu daha evlilik öncesinde nişanlı olan bir çiftimizin sorusu var. Duda Hanım bizimle paylaşmış, diyor ki nişanlıyım ve Eylül'de düğünüm var. Nişanlımla aramızda iletişim eksikliği ve ciddi derecede tartışmalar söz konusu. Henüz nişanlılık sürecindeler. İkimiz de baskın, sinirli, kırıcı karakterlere sahibiz. Ama nişanlımın da fazlasıyla söylenme huyu var ve aşırı kırılgan. Ara ara laf da sokuyor. Bu durum karşısında uzmanımıza sorar mısınız nasıl davranmam gerek demiş. Hı hı. Evlilik öncesinde de evlilik içinde de tartışmaları yıkıcı kavgaya dönüştürmeden sürdürebilmek, hı hı, hakikaten bir beceri. Çünkü iki insanın bir araya geldiği her formda sıkıntı olur. Hı hı. Annenizle de yaşasanız sıkıntı yaşarsınız, kız kardeşinizle de yaşasanız, değil mi? Hı hı. Ya da arkadaşınızla da yaşasanız sıkıntı yaşarsınız. Ortak bir şeyler yapılacak, sıkıntılar olabilir, tartışmalar olabilir. Ama en önemlisi aşağılamaktan, aşağılayıcı sözler kullanmaktan, hakaretten kaçınmak, eleştiriyi mümkün olduğu kadar az yapmak, ben diliyle ifade etmek işe yarayabilir. Diğer konularda az önce bahsettiğimiz bu beş unsuru gözden geçirdilerse ve evlenmeye niyetlilerse, hı hı, sadece hani kavga ediyoruz, biraz kavgaların sayısı arttı diye olumsuz bakışlarının gelişmesi, hı hı, iyi olmaz. Bir şekilde o öfke kontrol problemi olan eş hangisiyse veya ikisinde de olabilir. Sadece bir öfke kontrol programı gibi böyle bir destekleyici bir terapi alıp belki devam edebilirler. Evet. Burada eleştiriden, yargılayıcı ifadelerden bahsettiniz. Yalnız bırakmak da mesela kırmızı kartlık davranışlar şeklinde bir ifadeniz oldu. Bunu biraz daha açmak istiyorum gerçekten. Şimdi tolere edilebilir bir takım durumlar var. Bir de gerçekten evliliği yıkan ya da yıkıcı tartışmalara yol açan bir takım davranışlar var. Hani bunlara kırmızı kart göstermek gerekiyor galiba. O yüzden bir şey söylediniz. Biraz daha açalım. Nedir bu davranışlar? Yani bunun bu kadar yıkıcı olduğunu ya da kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini fark etmeyen hani normal didişe didişe işte sürdürülen bir takım ilişkiler de söz konusu olabiliyor. Farkındalık artırmak önemli bu anlamda. Ne dersiniz? Nasıl açalım bu başlıkları? Kırmızı kart dediğimiz şey, kırmızı kart oyuncuyu oyundan atmaz ama büyük bir uyarıdır. Evet. Büyük uyarıya, büyük uyarıyı hak edecek davranışlar bunlar. Eşi aşağılamak ve küçük görmek kırmızı kartlık hareketlerden biri. Hı hı. Çünkü karşınızdaki kişinin özgüvenini sıfırlıyorsunuz. Belki onarılamayacak bir yola sokuyorsunuz aslında ilişkiyi. Hı. Hiçbir türlü John Gottman'ın bir ifadesi var. Mahşerin dört atlısı diye. Hı hı. Eğer diyor bir evlilikte eleştiri varsa, aşağılama varsa, hı hı, savunmacılık varsa, yani taraflar bir şey söylediğinde karşısındaki hiçbir şeyi kabul etmiyor, sürekli kendini savunuyorsa, hı hı, bir de duvar örme varsa, küsme, o zaman bu ilişki hızla boşanmaya doğru gider. Hı hı. O yüzden aşağılama ve küçük görme, Medayim Hoca'nın tabiriyle kırmızı kartlık hareketlerden biri. Hı hı. Kendi ailesiyle birlikte olup eşi yalnız bırakmak da öyle. Az önce bahsettiğimiz şey oydu. Üçüncüsü tabii şiddet. Hı hı. Şiddetin her türü. Duygusal şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet. Şiddetin, yani kadınlar daha çok maruz kalıyorlar fiziksel şiddete. Arada bir dengesizlik olduğu için. Ama her iki eşin de birbirine duygusal şiddet, psikolojik şiddet uygulaması, hı hı, mümkün. Bundan da çok fazla şikayet, boşanmalar, evet, çok fazla geliyor. Tabii orada bir alkol kullanımı var mı? Bir ilaç etkisi var mı? Hakikaten hani bir şey yapılabilir mi?
kurtarmak adına bir şey yapılabilir mi? Hakikaten tedavi edilebilir mi? Bazen öfke kontrolü bakıyorsunuz ikisi de çok iyi insanlar. Yani bir psikopati de yok ortada. Ama öfke kontrol problemi olduğu için bir anda yükseliyor. Hatta diyor ki hani sanki frenim patladı, durduramıyorum kendimi. Ama sonrasında bin pişman oluyor. Hakikaten pişman oluyor. Hani o samimiyet size geçer ya. Samimiyeti de zaten geldiğinde de hani görüyorsunuz terapi sırasında da. Hani terapiye de gittik diye bazen böyle laf olsun diye gelenler de var. Öyle değil. Psikopat da hakikaten böyle bir pişman olma durumu olmaz. Pişman olmaz yapıp ettiğinden. Buradan da dönmek mümkün ama sorumluluğu kesinlikle alacak. Ben çok büyük bir hata yaptım deyip ve sonrasında da eşin o onarım süresi her ne kadarsa ona müsaade edecek. Diyelim ki böyle büyük bir kavga yaşandı, ardından bir şiddet yaşandı ve sonrasında kadın kendini toparlayamadığını söylüyor. Artık onun için gerekli süre ne kadarsa, o süre içerisinde her ne yapmak isterse o konuda ona yardımcı olmak, destek olmak kesinlikle onarıcı olabilir. Evet, şiddeti önlemek adına yapılması gereken şeyler de önemli diye düşünüyorum ben. Yani o şiddet hiç yaşanmadan aslında, o travma yaşanmadan. Bunun tabii ki hani kadınlar boyutundan baktığımızda fiziksel şiddet daha çok aklımıza geliyor. Ama beyefendiler de psikolojik şiddete maruz kalabiliyor mesela. Ya da hanımefendiler hem fiziksel hem psikolojik şiddete maruz kalabiliyor. Türleri de var. Bunun farkında dahi olmayabiliyorlar. Özellikle duygusal şiddet ve psikolojik şiddet boyutunda. Hani maruz kaldığını da bilmiyor. Ya da karşı taraf hani böyle bir eziyet, böyle bir şiddet uyguladığının farkında da olmuyor. Zaten hani biraz önce de söylediğim gibi böyle didişe bir süreç, yıllar geçiyor. Ve iki taraf için de çok yıpratıcı olabiliyor. Bütün bunları önlemek için yani hem bireysel olarak ya da aile odaklı hem de toplumsal olarak, çünkü bunu, bu şiddetin boyutlarını çok fazla görüyoruz artık toplumda. Yani lisede çocuklar birbirlerini dövmeye başladılar, boşanan eşler birbirini öldürüyor. Geçtiğimiz günlerde çok acı bir haber vardı mesela, hanımefendi artık dayanamayıp kendi evlatlarını ve kendisini, yani çok çok artık korkunç, zikretmek dahi istemediğim tablolarla karşılaşabiliyoruz. Çok önemli bir başlık yani toplumsal huzuru sağlamak adına ne yapmak lazım, neler önerirsiniz? Peki bu kadar uç boyutta bir şiddetten bahsediyorsak tabii burada belki yardım istemekte fayda var güvenlik kuvvetlerinden. Tabii. Ama şimdi şiddetin sebebine bakmak belki burada faydalı olabilir. Eğer dediğim gibi alkol, madde kullanımı, herhangi bir ilaca bağlı bir kendini kaybetme durumu varsa ya da bir psikopati, bir hastalık durumu varsa ya da bir öfke kontrol problemi varsa, bunların her biri için yapılacak şeyler öncelikle önleme adına başka. Ama öfke kontrol probleminden bahsediyorsak eğer, diğerlerini elediysek, onlar yok ve bir öfke kontrol problemi varsa, o zaman kavga sırasında, şimdi eşler birbirini zamanın içerisinde tanımaya başlıyorlar. Kavga sırasında karşınızdaki kişiyi neyin kışkırtıp neyin yükselteceğini biliyorsunuz artık zaman içerisinde. O noktaya gelmeden o sırada müdahale etmek mümkün. Yani baktınız ki haksız. Hani orada susmak ya da attan almak asla bu konunun konuşulmayacağı veya bu konunun açılmayacağı anlamına gelmiyor. Konuştuğunuz konu her neyse veya onu haklı da yapmıyor. Ama o esnada çiftlere diyoruz ki bir mola. Kendi aralarında belirleyecekleri bir mola işaretiyle işte mola vermek istiyorum. Yani teslim oluyorum. Mola verelim lütfen, hani bir 5 dakika ara. Baştan anlaşma yaparak o 5 dakika, 10 dakika olabilir, 1-2 saat olabilir. Eğer çok yükseldiyse kişi, çünkü stres sırasında vücuda stres hormonları yayılıyor. Vücuttaki oksijen düşüyor ve kalp atışı hızlanıyor. Hakikaten de fiziksel bir değişim yaşıyoruz, biyolojik bir değişim. Onu da anlamaları için hatta bazen böyle tartışmalarını sağlayıp oksimetre cihazıyla gösteriyorum çiftlere. Bak şu anda hani kalp atışın yükseldi, oksijen seviyesi düştü. Bunu gerçekten hani dışarıya çıkıp bir nefes almak, bir ara vermek. İşte küslüğün tam da faydalı olduğu kısmı burada. Yani bir ara verin, akşama kadar diyelim, yatana kadar. Ondan sonra o konuyu ertesi gün hiçbir problem olmaksızın
kahvaltıda tatlı bir anda mutlaka konuşmak üzere ama rafa kaldırmak. Asla halının altına süpürmek değil. Problem her neyse. Evet, bu da çok çok önemli. O halının altında süpürme olayları da çok yaşanıyor ne yazık ki. O böyle kişide dolgunluğu içinde biriktirmeyi ve sonrasında işte o patlamaları, büyük tartışmaları, yıkıcı tartışmaları doğurabiliyor. Şimdi izleyici sorularımızla devam edelim. Ayşe Hanım demiş ki, evlenirken dini hassasiyetini sorduğumuzda kabul eden ancak sonra yapmayan ve siyasi konularda da fikir ayrılığı olan bir eş varsa ne yapmalı demiş. Yani burada aslında başta bahsettiğimiz hani belli o sosyal kimlik dediğimiz yapıda bir yanılmışlık mı var ya da o kişi kendini tam mı ifade edemedi bilemiyorum ama orada bir farklılık evlendikten sonra görülmüş. Ne yapmak lazım? Bu çokça karşılaştığım bir şey. Aileler de yapıyor bunu, kişinin kendisi de. Aslında daha dindar bir yaşam sürmek istiyor. İşte evet. Beş vakit namazını kılmıyor ama kılan bir eş olursa ben onunla birlikte kılarım diye düşünüyor. O yüzden belki... Yani abdestli namazlı şeyi vardır ya, ifadesi o çok kullanılır ama aslında hani kılmayan ama belki şöyle yapılar da oluyor. Mesela aile muhafazakar ama çocuk muhafazakar bir hayata sahip değil ya da işte abdestli namazlı olmayabilir. Ama o ailede büyüdüğü için, o çevrede olduğu için işte abdestli namazlı çocuktur, abdestli namazlı bir kızdır gibi ifade ediliyor. Ama iş evlilik ilişkisine dönüp de bakınca yani namaz beş vakit ve kılınmadığını görebiliyor kişiler, yani büyük bir yanılgı olabiliyor. Ve zor kazanılacak bir alışkanlık. Bazen bu bilgi saklanıyor taraflardan, bazen de atlanıyor. Sorulmuyor. Öyledir diye düşünüyor. Doğru. Ama şimdi hanımefendi diyor ki baştan ben söyledim. Öyle olduğunu söyledi ama aslında bunu göremedim. Başta böyle bir niyetle ya ben de daha dindar olmak istiyorum. Ama aslında var olanı paylaşmak, şeffaflık. Evlilik öncesinde de evlilik sırasında da şeffaflık kesinlikle tavsiye ettiğimiz şey. Yani ben şu anda yapmıyorum ama yapmak çok isterim. Mesela bu ifade çok iyi olabilir. Seninle birlikte yapmak çok isterim. Zaten düzenli bir yaşam istiyorum, dini noktada da değişmek, ilerlemek istiyorum ama ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Belki bu ifadeler hani hakikaten dürüstçe karşı tarafın da sizi doğru anlamasını sağlayabilir. Burada da hanımefendiye söyleyebileceğim şey hani din bireysel, tek başına sorumlu olduğumuz bir şey. Karşısındaki yani eşinin de yapmasını birlikte yapmak tabii ki burada çok keyif verebilir. Hakikaten çiftlerin birlikte hani üst anlam Allah rızası için birlikte bir şeyler yapmaları. Evlilikleri güçlendiren de bir şey. Ama eğer yoksa da zorlayarak ya da eleştirerek sen başta bana böyle söylemiştin diye bunun peşine düşerek bunu çok görüyorum mesela. Başta konuşmuştuk, şöyle söylemişti bana. Yani o sırada o beğeniyle kişiler kötü niyetli olmadan tamam öyle olur diyor mesela. Ama sonrasında hayatın içerisinde öyle olmadığında kişilerde bir kırılma. Baştan ama öyle dememiştin. Sen rahatlıkla işte arkadaşlarına görüşebilirsin demiştin. Ama şu anda işler değişti gibi böyle hani o sözlerin peşine düşülebiliyor. Tavsiyem sabırla beklemesi veya... teşvik edici yapılabilecek şeyler neyse, dışarıdaki bir insana yapabileceği şeyler neyse onları eşine karşı uygulaması olabilir. Evet, çok çok önemli. Dini konularda zaten hani dinde zorlama yoktur, bu bizim dinimizin düsturlarından bir tanesidir. Eşler arasında da güzel bir teşvik, hani müjdelemek, nefret ettirmemek, o Efendimizin de tebliğ üslubunu benimseyerek bir yönlendirme yaparsa iki cihanda da inşallah mutlu olurlar diyelim. Çok çok önemli. O süremiz yeterse biraz inanç ve maneviyatın etkilerine de girmek istiyorum ama yine böyle bir farklılık sorumuz var. Oradan devam edelim. Zayda Hanım bize ulaşmış, demiş ki 7 aylık evliyim. Ben çok aceleci bir insanım. Yapacağımız bir iş, program, gezme olsun veya mühim bir iş olsun. Hemen yapmak istiyorum. Olsun bitsin istiyorum. Eşim ise tam tersi, son günün adamı. Bu yüzden tartışmalarımız oluyor. İkinci olarak tartışmalarda veya eşime alındığımda suratım hemen düşüyor. Küskünlüğe başvuruyorum. Yanıma gelip konuşmasını istemiyorum. Ama gelmeyince de gelmiyor diye daha çok üzülüyorum. Kafamdan da birçok şey yazıyorum. Şimdi ne yapmalı hocamıza soruyorum demiş. Mutlu evliler bazı konularda uzlaşamayacakları konusunda uzlaşıyorlar.
Şimdi bu hayat ritmi, yani birinin daha hızlı, heyecanlı, çabuk yapan, diğerini de daha ağır, son dakikaya bırakan olması, böyle hani eğer hayatlarında bunun çok da zararını görmüyorlarsa pek de değiştirmek istemedikleri şeylerden oluyor. Hani büyük bir problem, sorun teşkil etmedikçe. O yüzden hani burada karşılıklı olarak farklılıkları kabul etmenin gerektiği alanlardan biri bana göre. Yani diğerinin onun sürekli olarak hadi, hadi, hadi demesini ne tahammül etmesi, onun da onun ağırlığına tahammül etmesi ve birbirlerine alışmaları bu konuda tavsiye edebileceğim şey. Yani burada değişim için birbirlerini yıpratmak, sürekli söylenmek, oradan işte küsmeye, kavgaya, küsmeye bir sürü şeye doğru gider. Kabul etmek gereken farklılıklardan biri diye düşünüyorum. Evet, çünkü insanın yapısı bazıları ağır kanlıdır, bazıları da çok tez canlıdır. Böyle ifadelerimiz de var Türkçenin getir diye. Onları kabul etmek lazım. Aslında çok güzel bir detay vermiş bu küsme meselesine. Hani bir dönüş yapacak olursak, küsüyorum benle konuşmasını istemiyorum ama konuşmayınca da bu sefer niye konuşmuyor diye bekliyorum. Yani acaba başka bir durum mu var? Burada barışmak dediniz ya, o formülü uygulamak mı lazım ya da beyefendinin mi adım atması lazım? Ne öneriyorsunuz bu küsmeyi sonlandırma aşamasıyla ilgili? Araştırmamız bize gösterdi ki daha çok beyefendiler barışma teklifinde bulunuyor. Ve kadınlar da daha çok küsme eğiliminde bulunuyorlar. Kolay barışmak ve kesinlikle kolay barışma teklif etmek. Ama biz diyoruz ki küsen barışsın. Yani kim küstüyse o barışsın. Çünkü küsme burada hanımefendinin hani öfkeyi ifade etme biçimi olarak küsüyor. Aslında kızıyor ona. Neden ağır hani son dakikaya bırakıyor diye kızıyor. Ve öfkesini ona açık bir şekilde ifade etmek yerine küserek ifade ediyor. Biz diyoruz ki küsen barışsın, barışma teklifine, yani hani neden yanıma gelmiyor diye ikinci bir kez kızıyorum diyor ya. Bunun yerine mesela barışma teklif etmesini tavsiye ederim. Evet, dinen de zaten 3 günden fazla bir mümin kardeş, yani mümin kardeşler birbirine küs kalamazlar. Bunu eşler de uygularsa zaten pek çok soru sanıyorum çözülecektir diyebiliriz. Bir izleyicimiz de şöyle demiş: eşim çok ön yargılı, herkes hakkında konuşuyor. Ben de tam tersi hiç sevmem. Ufak bir kavgamızda hep geriye dönük tartışmaları, konuşmaları uzatır. Sonra da bir şey olmamış gibi gelip konuşur. Şimdi bu da barışmanın başka bir versiyonu oluyor. Yani bu, onu özellikle bu soruyu size danışmak istiyorum. Artık ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Uzmanımıza danışır mısınız demiş. Bu biraz halının altını süpürmek mi oluyor? Yani hani kırgınlık var, ortada bir problem var. Hatta böyle ısıtılıp ısıtılıp tekrar getirilen, artık çok bayatlamış bir takım sorunlar var. Ama kavga yaşanıyor, sonra da hiçbir şey olmamış gibi. Yani barışmaktan kastımız bu değil galiba, değil mi? Kaliteli bir barışma oluyor mu bu? Küslüğü bitirmek iyi fikir ama halının altına süpürmek iyi fikir değil. Yani o sırada konuşmamak iyi fikir olabilir. O konuyu konuşmamak, yani konuşmayı sürdürmek, iletişimi sürdürmek ama o konudan bahsetmemek. Kavgaya ya da tartışmaya neden olacak bir konuysa eğer ortadaki, mutlaka iyi bir zamanda, aradan biraz zaman geçtikten sonra konuşmayı öneriyoruz. Fakat o süre zarfında hiç konuşmamak, o zamana geçen sürede tamamen iletişimi kesmek önerdiğimiz bir şey değil zaten. Ben çiftlere şey diyorum, gece yatağa girene kadar, günün hangi saatinde küsmüş olursanız olun, yani yatağa küs girmemek. Hatta evlenmeden önce birbirlerine söz veriyorlar. Hiçbir şekilde küs yatmayacağız. Yatmadan önce kesin barışılacak. Çok işleyen evlilikler gördüm. Hiç küs uyumadık. O sırada konunun konuşulması, yani tam uykunuz gelmiş, barışmak ama konunun ertesi gün konuşulması. Tabii eğer ertesi gün konunun konuşulmasından çiftlerden birisi kaçıyorsa, diğer eşi de bu sefer bir sonraki küslükte barışmaya yanaşmıyor. Burada karşılıklı verilen sözlerin yerine getirilmesi hakikaten yine önem kazanıyor. Yani konuşacağız, tamam, hani bu konuyu biz rafa kaldırmadık, yok saymıyoruz. Konuşacağız, uygun bir vakitte konuşacağız ve o konunun ne zaman konuşulacağına dair bir anlaşma yapıyoruz. Yani mutlaka ertesi gün konuşulacak, diyelim ki hani belirli olmayan bir zamanda konuşulacak değil.
Evet. Bu ısıtıp ısıtıp getirme konusunda ne diyorsunuz? Yani öyle noktalara geliyor ki bazen eşler arası kavgalar. Yani çok alakasız bir konuyla ilgili bir şey konuşuluyor. Konuşuluyor yani, tartışma dahi yok aslında. Ama işte sen bilmem 10 sene önce de böyle yapmıştın. Senin annen de böyle demişti. Senin kardeşin de bana bunu yapmıştı'dan tekrar böyle yıkıcı tartışmalar ve hep aynı konu üzerine tartışmalar yaşanabiliyor. Bununla evet. ilgili tespitleriniz nelerdi? Böyle çiftlerle de karşılaştınız mı terapilerinizde? Sıklıkla karşılaşıyoruz. Yani geçmişe takılı kalma. Düşünsel geviş getirme diyoruz buna. Geçmişte olan olayları sürekli olarak zihne getirip tekrar tekrar öğütmek, tekrar tekrar öğütmek ve onu da eşle paylaşmak. Senin annenler düğün günü bana bunu yapmışlardı'dan başlayan bugüne kadar gelen süreç. Kişi kendisi öncelikle hani bundan kurtulmak için bir yol aramalı ama eğer tatmin edilmeyen bir duygu varsa, orada karşı taraf dinlenmemişse, bunu sürekli olarak gündeme getiren eşin karşısındaki eş mutlaka bunu dikkate almalı. Yani tatmin edilmeyen duygunun, gerçekten ihtiyaç duyulan duygunun ne olduğunu düşünmeli ve belki açıkça ifade etmek, açıkça sormak çok iyi olabilir. Yani sen bunlardan bahsediyorsun ama şu anda, bugün yapılabilecek ne var? Senin için ne yapabilirim? Veya ailelerimizle bu konuda nasıl konuşabiliriz, nasıl iletişime geçebiliriz? Hakikaten anlamak istiyorum. Çünkü orada anlaşılmama, sürekli olarak ötelenme yaşanıyor olabilir. Evet. Şimdi bir izleyicimizin sorusunu okudum. O yüzden biraz da duraksadım. Üzücü tablolar. Tabii Nigün Hanım bize danışmış. Diyor ki 3 yıllık evliyim. 2 yaşında bir kızım var. Eşim çok ciddi bir şekilde dövdü. Yani bir şiddet var. Fiziksel şiddet var ortada. Artık ondan nefret ediyorum. Ama kızım için sessiz kalıyorum. Konuşmak dahi istemiyorum. 3 gündür de zaten konuşmuyorum demiş. Çok taze bir olay anladığımız kadarıyla. Sizce ne yapmalıyım demiş. Ne önerirsiniz? Burada birçok dinamiğe bakmak gerekir tabii ki. Hani şiddet kesinlikle kırmızı kartlık hareketlerden. Ama sebebe bakmak lazım. Yani direkt bile isteye incitme niyetiyle zarar verme mi? Yoksa bir şeylerin etkisiyle yaşanan bir şiddet mi? Bile isteye zarar verme şeklinde yaşanan şiddette onarılmak, duygusal olarak onarılmak da çok mümkün olmuyor. Çok kırıcı oluyor. Burada yardım almasını önereceğim seyircimize. Ama bunun üstünü kapatmak, üstünü örtmek, halının altına süpürmek, hiç kimseyle paylaşmamak, bunlar kesinlikle iyi fikir değil. Tekrar etmesine yol açabilir. Karşısındaki kişi yeterince pişman mı? Hakikaten onarmak için çaba sarf ediyor mu? Yoksa umurunda değil mi? Veya bahseden izleyicimiz bu hayatı, yani bu evliliği sürdürmek zorunda mı? Yani burada hani biz uzakta bize böyle bir şey danışan kişiye terk et demek kolay. Veya git suç duyurusunda bulun demek kolay. Suç duyurusunda bulunduktan sonra başına neler geleceğini bilmiyoruz buradan çünkü. O yüzden böyle hani işte hazır bir cevap vermek çok zor. Güvenlik sıkıntısı var mı? Buna benzer şeyler yaşanıyor çünkü. Yani bir uzman işte bir şikayet öneriyor ya da başka bir şey öneriyor. Tabii ki %100 şikayet edeceğimiz durumlar oldukça fazla var. Ama burada meseleyi etraflıca ele almak, değerlendirmek lazım. Evet ve yani tabii ki böyle bir travma yaşandığında çok ciddi anlamda bir kişilik zedelenmesi aslında şiddet görmek. Bunu yaşadıktan sonra kişinin toparlaması çok kolay olmayabiliyor. Ama dediğiniz gibi pek çok boyutu var. Yine de kurtulabilecek. Çünkü bir şiddet, bir öfke kontrol bozukluğu gibi çözülebilecek bir durum da söz konusu olabilir. Acaba neden kaynaklandı o tartışma? Dediğiniz gibi çok farklı boyutları var. Yapıcı yine de yaklaşmaya çalışması gerekir diyebiliriz. Eğer güvenlik problemleri de varsa bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çok ciddi tedbirleri var, gayretleri var. Bu noktada devlet koruması elbette talep etmesi mümkün olacaktır. Ama tabii ki manzarayı iyi analiz etmek gerekiyor. Bunu neden yaşandım?
Şimdi konudan konuya atlamak da zor oluyor böyle tablolarla karşılaşınca ama program bitmeden mutlaka değerlendirmek istediğim bir başlık aile büyükleriyle ilişkiler. Burada da çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Hani bireyselleşmek lazım. Hani evlendikten sonra kişinin eşiyle bir takım olması lazım dediniz ya. Onu sağlayamayan çiftler hep böyle aile büyükleri işin içerisinde. Yani her konu neredeyse evde ne yemek pişeceğine dahi başka birileri karar veriyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Ya da aile içi yani ev içerisinde yaşanan her şey dışarıya paylaşılabiliyor. Herkesin görüşleri alınabiliyor. Böyle o evlilik ilişkisi hani iki kişilik değil böyle 30 kişilik bir yapıya dönüşebiliyor. Öte taraftan o diyor ki o müdahale etmesin, o bana bunu demesin, benden bunu beklemesin. Kültürel farklılıklar da söz konusu olabiliyor. Kayınvalide diyor ki ben çat kapı gelirim oğlumun evine. İşte hanımefendi de gelin de diyor ki hayır yani ben hiç böyle bir şeye alışık değilim diyor mesela. Böyle yapılar da söz konusu, farklılıklar da söz konusu olabiliyor. Aile büyükleriyle ilişkilerde o denge nasıl kurulmalı sizce? Sınırların belki baştan ifade edilmesi burada iyi olabilir. Hı hı. Yine sosyal ilişkilere giriyoruz. Aile yapısının nasıl olduğu iyi gözlenmeli, birbirinden ne beklendiği, ailesinin kendisinden ne beklediği iyi gözlenmeli ve eşlerle belki bu konuşulmalı. Yani evlilikte, hani evlilik felsefesinin içerisinde evlilikte benle ve ailemle ve benim senin ailenle nasıl, ne çeşit bir yakınlık içinde olmamı bekliyorsun? Hı hı. İşte belki bir aile apartmanı ya da kayınvalide, kayınpeder yanına evlenme durumu söz konusu olabiliyor. Hı. Yine her şartta kişisel sınırlar çizilebilir, evet, ve ifade edilebilir. Bu tabii böyle çok sert bir şekilde ifade etmeden ama sınırları sert belirleyerek benim tavsiyem. Yani karşı tarafı böyle hani kırıcı, incitici şekilde ifade etmeden ama bu benim sınırım. Hı hı. Buradan ötesi mahrem alan. Bu sefer çünkü evlilikte gelişmesini istediğimiz, beklediğimiz bağlar gelişmiyor. Yani diyelim cinsellik evliliğin bel kemiği. Hı hı. Cinsellik yaşanabilmesi için, spontan yaşanabilmesi için çiftlerin baş başa kalabiliyor olmaları lazım. Evet. Bir odada ya da bir evde rahatlıkla hiç kimsenin kapısını açıp içeriye girmiyor olması lazım. Mesela çok üzüldüğüm şeylerden biri. Çok uyumlu, çok tatlı bir çift. Hı-hı. Sadece ailelerin bu şekilde az önce bahsettiğiniz gibi kişisel alanlara saygı duymaması sebebiyle ayrılık aşamasında şu anda. Hı-hı. Ve hiçbir şekilde de ailelerin geri adımı yok. Ve kız artık hani bu meseleye dayanamadığını söylüyor. Galiba şu an o süreç devam ediyor. Çok çok acı bir tablo yani. Hı-hı. Çiftler anlaşıyor. Çok uyumlu. Ama üçüncü şahıslar yüzünden. Velev ki bu aile büyükleri olsun. Hı hı. Yani evlilik birliği sağlandıktan sonra artık hani dış dünya haline geliyor ister istemez. Hı hı. Bundan dolayı yıkılan evlilikler büyük de bir vebal olduğunu düşünüyorum. Yani aile büyüklerinin bu vebale girmemesi lazım. Kendi çocuklarının ki onlar en değerli varlıkları, mürvetlerini görmek istedikleri, torun torbaya karışmak istedikleri, mutlu olduklarını görmek istedikleri kişiler onları mutsuz etmek noktasında inat çok yanlış diye düşünüyorum gerçekten. Bir izleyicimiz de demiş ki artık son dakikalarımıza doğru yaklaşıyorum. Bununla bitirelim dilerseniz. İnsan hayatında üç şey önemlidir. İlki nazik olmaktır, ikincisi nazik olmaktır, üçüncüsü de nazik olmaktır demiş Henry James'in bir sözünü paylaşmış. Ne dersiniz? Evet. Bununla ilgili yorumunuzu alarak tamamlayalım. Sanırım tüm ilişkilerin hakikaten anahtarı. Biz, hı hı, işte o üçüncü kişilere yani üçüncü yüzümüzde insanlara çok nazik olabiliyoruz. Yeni tanıştığımız, bizi az tanıyan insanlara. Fakat elimizin altındaki kişilere nazik olmamız gerekmiyormuş gibi sanki. Hı hı. Özenli davranmamız gerekmiyormuş gibi, evet, sanki. Ama orada ilişkiler bozulduğu zaman aslında en fazla mutsuzluğu da oradan, hı hı, yaşıyoruz. Seyircimize kesinlikle katılıyorum. Evet. Kalemine sağlık. Biz de hem kendisine bütün bizimle sorularını, sorunlarını paylaşan izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Süremiz kalmadığı için tabii hepsini değerlendiremiyoruz ama pek çok başlık altında pek çok evlilik sorununu aslında öneriler getirdik. Bir bakış açısı sunduk sayenizde. Günün notlarını da rejimdeki arkadaşlarımız derlediler. Sizin sözlerinizden böyle en önemli kenara not edilmesi gereken şeyler bakalım nelermiş. Uzman psikolog Hümeyra Ergül diyor ki, evlilik öncesi kişileri tanımak için yakınlarıyla olan ilişkileri gözlemlenmeli.
Psikopat kişiler kendilerine manipüle edebilecekleri kişileri seçer. Mutlu evlilik için çiftler sürekli iletişim halinde olmalı. Tartışmaları uzatmamak ve kısa süreli küsmeler evlilikte doyumu artırır. Çiftlerin sorunları ben diliyle ifade etmesi yıkıcı tartışmaların önüne geçer. Eşlerin birbirlerini aşağılamaları ve küçük görmeleri evliliğin yıkılmasına sebep olur. Eşler yıkıcı tartışmalar sonunda birbirlerine zaman tanımalı. Çiftler problemleri kızgınlık anında değil, mutlu oldukları bir anda konuşmak üzere rafa kaldırmalı. Evlilik öncesi ve sonrasında eşler birbirine şeffaf olmalı. Eşler birbirlerinin farklılıklarına saygı gösterip kabul etmeli. Evet, bu notları ve daha pek çok şeyi sizinle konuştuk, paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İnsanın varoluş gayesi kulluktur. Peki Cenab-ı Allah'a hakkıyla kulluk edebilmek için neler yapmak gerekir? Namazdan oruca, duadan şükretmeye kadar kulluğun farklı boyutları nelerdir? Diyanet İşleri Başkanlığı Stratejik Planlama ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkanı Hatice Kahyaoğlu ile konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.